Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah istikamet. İstikamet dinde doğru yürümek, sapmadan bir yere. Mevla buyuruyor bizlere, Rabbinallahu, inerek Rabbinallahu, şu kimseler ki, Allah dediler, Rabbimiz dediler. Allah Rabbimiz dediler. Allah Celle Celaluhu Rabbimiz, rububiyet, yaratan, yöneten, yönen, rızkımızı veren Allah Celle Celaluhu. Önce iman gerekiyor, iman gerekiyor, önce gerekiyor. Amel sonra. İman olmayan ameli de kabul değil. İnancı yoksa, yahut inancı sapıksa, İslam dışı inancı bir ideolojiye bağlıysa, zaten onun ameli kabul olmuyor böyle. Namaz da kılsa, hacı da gitse, boş boyuna gitmiş oluyor böyle. Önce Allah Tanrı Cecali, sümme sakamı, ondan sonra da istikamet. İstikamet. İnançta istikamet, amelde istikamet, sözü istikamet. Yani Allah yolunda, Kur'an yolunda bir sapmadan yürümek böylece. Evet Allah öyle emrediyor ama dedi mi? Yoldan çıktı mı böyle. Kur'an böyle diyor ama işte bu zaman olur mu derse yoldan çıktı Allah korusun. Sapıttı gitti Allah korusun böyle. Bizi kim yarattı? Bir yaratan var mı derler. Yani kimse kendini yaratamıyor. Kimse yaratamıyor kendini böyle. Yaratıldık. Mesela kedi de kedi oldu. Kendi isteğine mi oldu ama? Yok. Öyle böyle. Karınca karınca oldu. Ne? Kendi isteğine mi? Yok. İnsan olduk isteğimiz de mi? Yok. Ne muhtemelenler? Diye böylece. Bir yaratan yarattı bizi. Cehennem yarattı böyle. Yarattı, yaratan bir zaman bir dünyayı gönderdi. Neye? İmtihan için böyle. Ben yaşamaya geldim. Yok. As yok. Yalamadım böyle. Yaşamaya geldim buraya. Yaşamak cennete inşallah. Burası sınav, imtihan burası böyle. İmtihan burası böylece. Kim buna kazanırsa onu yaşayacak muhtemelenler. İşte öyle insan var, işte bir emekli olayım da sonra şunu yaparım. Ama ölüm gelemiyor muhtemelen böyle. İşte evde namaz kılarım. Kılamıyor ki böyle. Yaşlanıyor, hasta oluyor, doktora, şu bu derken böyle namazı kılamıyor kişi böylece. İstikamet, sözü istikamet. Yani doğru konuşmak, yalan konuşmamak böyle. İnsan aleyhinde bile olsa yani doğru söylemek. Buna sız deniyor buna, sıdıka deniyor bunlara. Sadaka lazım burada. Tabii başta beş vakit namaz geliyor. İstikamette böyle. İmandan sonra namaz geliyor bunlar. İşte o borç ama Allah emri. Yani bu ayrı mesele böyle. Bu ayrı mesele Allah emri cehaliye böyle. Günde beş vakit, dört olsa olmaz mı? Olmuyor. Üç de olmuyor. Günde beş vakit namaz, farz. Bunu kılması gerekiyor. Her Müslüman kılması gerekiyor buna. Her vakitten maaşla sorgulam. Her vakitten böyle. Her vakitinden maaşla sorgulam. Her vakitinden böyle. Bir vakit bile kılmasa insan hayatında onu da kaza etmemişti sonradan, Allah korusun, İzzam mahşede böyle. Mutlaka namaz geliyor böyle. Bu namaz baş olur mu her gün? Kıl kıl bitmiyor bu. Baş olur mu? Neye bitmiyor? Ömür bitiyor mu? O da bitecek. Eğer insan namaz istiyorsa ölmesi gerekiyor. Başı yok bu amelde. O anlama geliyor böyle. Ya namaz bitsin diyen, ölünce namaz bitiyor. Ölünce namaz bitiyor böyle. Onun için madem ki içkiyen yaşıyor, ölmek istemiyorsa namazı bitmemesi gerekiyor namazında, gerekiyor. İşte imandan sonra istikamet gerekiyor. İman Allah'a, iman evvele geliyor. Allah bir Celle Celaluhu, la şerike le, Allah'a şerik yok böyle, orta yapmaya lazım böyle. Mülk onun, egemenlik Mevlamızın, tek Mevlam böyle, yerler gökten Rabbi Mevlam böyle. Her şeyi bilen Rabbimiz, El-Alim,
Rabbimin sıfatları vardır. Buna bilmek gerekiyor bunları da. Biri el-alim. Allah her şeyi bilir. Her şeyi. Geçmişi, geleceği, şu anda varsa. Her şeyi veren biri böyle. Hatta bazı evliya bile bazı sırrı bilir. Hepsi bilemez de. Bazı evliya bile bazı sırları bilir biri böylece. Mevlam her şeyi görür. Basir Mevlam böyle. Mesela Mevlam bizim görüyor şu anda bizim Mevlam'dan. Denizdeki balıklar. Hadiste geliyor. Karanlık gecede kara taşına gezen kara karınca bakın. Karanlık gecede kara taşına gezen kara karıncayı Allah onu görüyor derler. Onun duasını Rabbim işitiyor derler. Rabbim senin Mevlam böylece. Şimdi gerçekten her insanın fıtratında bu var be. Bugün daha bu herkes fıtratında böyle. Yani bir insan sıkıştığı zaman her ne kadar insan yaşayan kişi bile olsa sıkış zamanlar Allah'a sığınıyor böyle. Mesela uçakta kişi uçak arızalandı. Anons yapıldı. İşte kemerleri bağlayın, iniş yapacağız ama tehlikeli durum. O zaman kimi alıyor insanları böyle? Vallahi böyle böyle. Havaalanı müdürü hemen benim dayım işte şu amcam, balıkçı bakanı şu. Yoktum efendim böyle. Yani bütün dünya kişinin emrinde olsa bile o etmiyor böyle. Ancak Allah'ın kişiyi koruyabiliyor böyle. Yani bu gerçekten böyle oluyor. İnansızlar bile o anda Allah'ın yolu verecek böyle. Ben depremde kuzuldaydım. Üstüne bir aile vardı ki yani çırışıklı aile böyle. Hiç İslam ilgisi yok böyle. Bir defa onunca aşk ederken baktım, kadın bağırıyor, la ilahe la ilahe la ilahe la ilahe bağırıyor kadın böyle muhtemelen böyle. Niye Allah'a arıyorsun değil mi? Bak böyle böyle. Her insanın fıtratında, yapısında, genlerinde iman var aslında böyle böyle. Yaşamıyor başkan böyle. Ömer kadın böyle böyle. Gemi dalga yakalansın denizde, bir alabey olacak artık gemi böyle, dev bir dalgaya geliyor, artık düşecek, sallandı yakın bu şekilde, herkes Allah'a alıyor bu şekilde böyle. Neden yalvarıyor? Kişi o anda biliyor ki Allah onu seni işitiyor. Allah onu görüyor. Bilmem ben bak. Bak. Yunus Aleyhisselam balığın karnında, gecenin yarısında Allah'a dua etti muhtemelen böyle. Ya. İşte Allah Celal Celaluhu Rabbim her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeyi işitiyor. Her şeyi böyle şey. Şu anda yeryüzünde insanın bir kısmı cazda, barda, çalgıda, gazete, içkide. Kimi? Kimi namazda, kimi Kur'an okuyor, kimi Allah'ı zikrediyor. Her insan var bunları böyle. Hepsi Mevlam bunları görüyor. Hepsi bunları böyle. Hepsi Mevlam bunları görüyor. Şimdi bir insan böyle yaşarsa, önce iman Allah'a Celle Celaluhu. Allah vardır, Allah bir Celle Celaluhu böyle. Bir de mi yeterlidir abi ya? Her şeyi alim biliyor her şeyi Mevlam var. Bunu bilecek kişi böylece. Allah her şeyi biliyor. Her şeyi görüyor. Her şeyi işitiyor. Bak görmek, bilmek, işitmek yeterli mi değil. Ne gerekiyor? Kudret. Güç gerekiyor böyle böyle. Kurtarmak kudret gerekiyor böylece. Tam uçak havada arızalandı. Yere bu tesbih bildirildi. Biliyor herkes böyle. Uçak arızalandı. Yakında girmişler karşılamaya havalarına. Hepsine bir heyecan, stres, böyle ağlaşanlar, şunlar eyvah ne olacak bakalım. Yani herkes bunu biliyor ama güç yetmiyor demek böyle. Güç yetmiyor böyle. İşte demek ki her şeyi bilen, her şeyi gören, her şeyi işiten ne gerekiyor? Bir de her şeye gücü yeten. Efendim işte şöyle fırtına, bu fırtına geldi. Ya hava ters koşular oluyor böyle. Hava kötü koşular bunu bu şekilde böylece. Ama Allah'ın kudreti karşısında bir şey ters olmuyor Rabbimler. Rüzgar da hep Allah emri Celle Celaluhu. Rabbim emir verirse rüzgar eser böyle. Allah izin vermese bir yaprak kımlamadı böyle. Zaman gelir yazın böyle. Herkes bunalır bir sıcaklık. O uflar herkes gençler. Ağaca bakarsın ki dal kımıldamıyor. Böyle. İzin vermese olmaz böyle. İşte bir insan Allah'a bir şey bilir Celle Celaluhu. Şimdi bir de şu vardır.
Her insan sevdiğini anlar değil mi çok? İnsan şey anlar böylece. Şimdi Allah sevgisi neden belli olur? Allah'ın zikrinden olur böyle. Yani düşünmemiz gerekiyor. Hepimiz açımızdan kendimize bakmamız gerekiyor ki acaba güne kaç Allah diyoruz değil mi? Kaç günde böyle? Kaç diyorum bunu hesabını kazan bunlar böyle. Yani kul eğer Allah'ı seviyorsa diye rica ediyor, Allah'ıma gerekiyor. Buna zikredin işte buna böyle. Ki Mevla'm buyuruyor, feskün eskürküm. Kulum ben zikredin, ben seni karşına vereyim, zikredeyim ben size böylece. Allah zikretmek böyle. Nedir bu da? En kısası Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu böyle. Bir Allah dostu evliliği olan biri vardır. Abla bin Tüssel Hazretleri diye. Mübarek zat, Allah dostlarından birisi ki büyük evliler kendisi. Bunun babası ölmüş küçük yaşında. Yetim kalmış. Annesi de kimsesiz, garipmiş de. Evlenmesi gerekiyor. Bunu dayısına götürüyor oraya. 7 yaşında kendisi. Bunu dayısına götürüyor. Tüstel denen şehir. İran'da şu anda şehir. Bunu Tüstel'e götürüyor. Anne dayısına teslim ediyor. Annesinin abisi oluyor yine böyle. Bunun dayısı oluyor. Teslim ediyor buna. Anlatıyor durumunu. Dayısı da uyanıp uçan gönlü. Şimdi bilgi başka, uyanma başka. Kişi bir yaşamaz ama böyle. Profesördür, akademisyendir, ilahiyatçıdır kendisi. Tıkır tıkır sayar. Ama ilim dilinde. Yaşamaz kendisi böyle böyle. Yaşamak başka böyle. İslam bilim bak. O Allah'a vergi yaşar be. Derler ilimli amile böyle. İlmini yaşayan. Bunun dayısı da ilimliyle amel eden. Yani yaşayanmış İslam bilim. Uyanık kişiymiş dayısı da. 3-5 gün misafir tabi çocuk kalıyor orada. Bir gece diyor ki şimdi dayısı buna artık abla gel bakalım yatacak akşam yatacak. Ama namaz kılıyor böyle. Namaza gidiyormuş çocuk böyle. Diyor ki dayısı buna otur bakalım abla oturuyor. Yatağın üzerinde yatacak. Diyor ki buna yavrum diyor 100 defa diyor Allah diye suya atıyor buna. Allah'ın tesbihi diyor böyle. Ama yavaş yapıyor diyor. Allah, Allah, Allah. Her an değişen diyor, aklına şuna getir ki diyor, Allah benimle beraber. Allah beni şu anda görüyor, biliyor. Allah huzurundayım. Bunu diyor aklına getir. Yavaş yavaş diyor, bağırmadan fazla yavaş yapıyor diyor. 100 defa diyor, Allah, Allah, Allah de diyor böyle. Olur mu yavrum? O dayıcım diyor böyle. Dayısı gidiyor. Otu yatağın üzerine. Şimdi başlıyor. Önce bir tefekkür diyor böyle. Ben Allah huzurundayım şu anda. Allah beni görüyor, biliyor. İşim derten böylece. Ondan sonra başlıyor. Allah, Allah, Allah diyor. Diyor ama, 100 defa diyor ama tabii 7 yaşında çocuk. Günahsız daha. Ergün şahına kadar günah yazılmıyor. Sevap yazılıyor, yazın böyle. Günah sıfır. Kalbi temiz yani böyle. Hiç kalbine pas günah yok kalbinde. Günah sıfır. Tertemiz kalbi. Bir de böyle o kalbinin gönlünden böyle Allah, Allah deyince, Allah huzuruna bilinciyle deyince bunun gönlü uyanma başlıyor, gönlü böyle. Yani kalbi başlıyor. Artık kalbi sanki Allah der gibi oluyor kalbi bununla beraber. Uyatıyor bu. Yatıyor ama o gece farklı bir uyku oluyor şimdi bunda böyle. Güzel bir uyanma başlıyor böyle. Tabii Allah'ı anarak yattı. Tertemiz kalbi, günah sıfır. Pırıl pırıl kalbi, gönlü pırıl pırıl. Böyle rüyasında böyle uçtuğunu görüyor, Kabe'ye gittiğini görüyor, göklere çıktığını görüyor, içlikler görüyor. Uyandığı zaman da içinden diliyle böyle Allah Allah diye uyanıyor böyle. Dayısı geliyor buna. Hadi abla namaza gidelim diyor. Camiye. Beşte gidelim böyle diyor. Alıyor abdestini. Camiye gidiyorlar. Şimdi tabii imamı uyuyor. Farz namazında. Namaza duruyor. Ama namazın farklı namazı böyle. Yani akşam namazını kıldı. Yatsıyı kıldı. Daha böyle kılardı. Tabii kalkardı ama.
kalkardı böyle. Üç şekilde dön, onu sayardı böyle. Elham-ı İhlas'ı okurdu, bilini okurdu böyle. Takırtık o kadar böyle. Yani dışında kalıyor. İstemiyor işte böyle. Bu gece zikri aldı, o feyizle ne yapıyor? On feyizle beraber. Gün uyanınca bakıyor, namaz başkamış namaz. Hoca Allah kelamını okuyor. Allah'ın kelamı okuyor. Kur'an, Allah kelamı. Allah konuşuyor yani böyle. Allah'tan dinliyor Kur'an-ı Kerim'i. Farklı bir hava oluyor bende böyle. O tatlı namazını kılıyor. Eve geliyor. O zaman tabii çorba içiliyor sabahları. Çorba içiliyor işte gidiyor işine böyle. O da her gün sokağa çıkarmış. Çocuklar oynamaya. Yedekşen tabii. Onun gene çıkıyor. Çocuklar bunu gel abla oynayalım diyorlar böyle. Bakıyor yok. Oyunda ortada bulamıyor işte bu oyunda. Atla, zopla, koş, hırs, kazandı, geçtin. Bomba bir şey bakıyor. Anlamsız, renksiz bir şey böyle. Tatsız bir şey geliyor böyle. Oturuyor kenarıya. Hepsi böyle Allah Allah diye cezalıyor böyle. Kendisi genç yaşında bir Allah dostu evli oldu kendisi muhtemelen böyle. İşte demek ki eğer gönül uyanmasa, kalıtmak yatsa kalksa bile namazın borcunu öder böyle bak yani. Yani mahşer onun hesabından kurtulur. Günahından kurtulur. Namazın borcunu öder. Ama uyanamaz gönlü uyan böyle. Tadı alamaz namazı yani böyle. O zaman ne oluyor namazda? Ağır gelir. Mesela sabah ezanı okunur. Kalkmayayım mı, kalkmayayım mı? Tatlı uyku gelir anında. Şeytan kendisinden bastırır. Hadi kalsın bak yani böyle. Sonra kaza ederim de böyle. Geçe gider. Ne kadar ne bir şey kadar böyle böyle. Günün işe dalar. Namazını kılamaz bu şekilde. Neden gönül uyuyor? Allah korusun böyle. Uyandı mı gönül? O zaman namaza doymaz o zaman böyle. O doymaz yani böyle şey. Yine bir evli olan bir zat vardır. Utbetül Gulam diye. Bu köleymiş bu bak. Yani Allah dostu ama köle. Yani dünya açısından köle, ahiret açısından bir evlullah, ehli cennet kendisi böyle. Bunu Efendimiz namaz kılmamış, bunun sahibi de. Namaz kılmamış böyle. Bir gün beraber yola gidiyorlar. Bir mola veriyorlar bir yerde. Tam da karşıda cami varmış böyle. Onda ezan okunuyor. Efendimiz yalvarıyor. Ne olur efendim diyor, şehidim diyor. Bana müsaade misin bak diyor, abdestim var benim diyor. Ezan okudu. Namaz kılayım geleyim olmaz mı diyor. Yalvarıyor. Hadi kıl ya bakalım diyor böyle. Yeni kılmıyor tabii böyle. Gidiyor namaza. İki namaz demiş. Namaz bitiyor. Cemaat çıkıyorlar. Bu dalmış ama böyle. Allah'a dalmış yaşar böyle. Allah, Allah derek unutmuş böyle şeyini böyle. Şey, sahibi gelip bağırıyor. Utbe, utbe. Ne var efendim? Niye çıkmıyorsun? Bırakmıyorlar diyor böyle. Bırakmıyorlar. Allah Allah. Biraz yine bağırıyor. Niye gelmiyorsun? Bırakmıyorlar. Kim bırakmıyor diyor. İçine bırakmıyor, ben dışarı bakmıyor böyle. Yani onu şeytan bırakmıyor. Allah bırakmıyor. Bırakmıyor. Yani ibadetten tat alma. Kim bana tat alırsa o kişi elhamdülillah Allah dostu yoluna girmiştir, o basama girmiştir. Bakın böyle böyle. İbadetten mutlaka böyle. Yani bir insanın gerçek imanı, gerçek mümin alamet budur böyle böyle. İbadetten zevk alma, feyiz alma, tat alma ibadetten, doymama ibadetten böyle böyle. Ama Kur'an okumak olsun, namaz olsun, zikir olsun, sahabe şerif olsun, ne olsa olsun, bundan bir zevk, fiiz, bir tat alma. Bunu alma böylece. Şimdi hasta bir insan herkesin başına geliyor. Hastalıklar vardır bazen. Mesela grip gibi böylece. İnsanın damaklarını giderir. İnsan iştahını keser. Öyle olması gerekiyor aslında. Onun için Rabbim kurmuş, bu düzeni kurmuş böyle. Şu anda iştahı kesilir. Damakta da gider. Canım bir şey istemez böyle. Hatta çocuksa bile, mesela annesi ama yavrum işte al şunu buna zorla morlar, yutmaz, boğazına geçmek bir şekilde böyle böyle. İşte yok böyle şey. İşte açıldı mı, ondan sonra kendini ister böyle. İbadet de böyle muhtemelen böyle. Yani tad almayan kişi aslında hasta aslında böyle. Manevi hasta kendini böyle böyle. Bir gün bir çocuk talebe Kur'an medresesine kursuna okumaya gidiyor. Hocalara da uyanık bir hocaymış böyle. Yani sır okutma bırakmıyor. Bunlara din aşılıyor bunlara bir, manevi aşılıyor bunlara bir, ilgileniyor bunlara beraber. Bir gün de namazdan duruyor hocalar, namazdan duruyor böyle. Yani kılınmasının farz olduğunu işte böyle.
bunun zaman duruyor. Şimdi namazı kılmayan için böyle yani fasıktır. Bunlar söyleyince çocuğu diyor ki şimdi hocam diye bir annem bazı namaz kılmıyor diye. Çocuk böyle. Hocam benim annem bazı namaz kılmıyor. Bazı kılıyor mu? Kılıyor. O zaman diye hastayken kılmaz kadınlar diyor. Tabii hoca anlıyor durumu böyle. Çocuk bilmiyor tabii. O zaman diye hastayken namaz kılmaz kadınlar diyor. O zaman ona farz olmaz. Öyle böyle hocam. De erkekler ne olacak hocam diyor şimdi çocuk. Hasta olsa kılmayacak mısın diye. Yok diye. Ne yapacağız? Aynen dili olsa kılmayacak erkekler böyle. Akıl var ya kılar bir hasta olacak erkekler böyle. Aynen dili olsa kılmayacak erkekler böyle. Çünkü bunun kafanı yerleştiriyor bu şekilde. Aradan bir hafta kadar geçiyor. Bunun ablası evlenmiş başka yerde ablası. Uzak bir yerde. Abla enişte bunlar geliyorlar bunlara. Ramazanmış da iftara geliyorlar bunlara. Şimdi akşam üzeri oluyor. Sofra kuruluyor. İftar yapılıyor. Çocuk namazını kılıyor. Babası annesi kılıyor. Bakıyor ablası kılmadı. Enişte kılmadı namazını. Allah Allah. Demek ki ablam hasta. Eniştem değil demek ki bu şeyim çokmuşum bile. Yani kendine böyle. Yatsı oluyor şimdi. Gene babası kılıyor. Annesi bu kılıyor. Ablası gene kılmıyor. Otur onlara böyle. Otur bir yerde. Enişte kılmıyor. Ooo karar verişim. Bunda ablam hasta. Eniştem değil benim böyle. Şimdi yatma zamanı geliyor. Anne saat yarım saat diyor. Anne ben yatmam korkuyorum. Niye? Ablam hasta, enişem bilir diyor. Korkarım ondan yatmam bile bilir diyor. Demek ki bir insan ibadetten zevk almaya başladı mı gün uyanmış. Uyanmış oluyor böyle. O zaman namaz boş olmaz. Ankara olmaz namaz böylece. Namaz gıda olur böyle. Gıda olur böyle. Ama gıda olur. Şimdi bir insan böyle yaşarsa ne olur? Yani önce iman, sonra istikamet. Allah'ına yürümek. Tetavvül melaiketi. Bu da melekte ilgili bunlar böyle. Tetenezzelü aleyhim melaike. Melekler bunların yanına geliyorlar. Ne zaman? Üç yerde. Ölürken, kabre girince, bir de mahşere kabrin kalkarken. Müsaade böylece. Ölüm hali geldi mi? Tabii ölüm hali yani canime kova değil mi? Yani canime kova değil böyle. Var bu ejderleri. Ejderleri böyle. Sıkıntı böyle. Bir de o anda pişmanlık işte herkes olur. Herkes var böyle pişmanlık böyle. O anda böyle. Kişi artık öleceğini anladığımı her insanda yani evliya bile olsun o bile pişman olur. Niye daha fazla yapmadım diye böyle. Unutmadım bunları da. Ecel terleri, sıkıntı, hararet, ciğer yanar, beyin karışır. Beyin artık akıp karışır. Göz pek seçemez dünyayı. O alemi gördüğü için, gördüğü için. İşte o anda melekler geliyorlar buna. Rahmet melekler geliyor. Geliyorlar bu yanına. Bir de kabre konduğu anda, kabre konduğu anda tabi herkes biraz cemaat dağılır. Ama kabre konduğu anda yine melekler kabre giriyorlar. Böyle. Bir de kabrinden kalkarken su üfürüldü. Yeni bir alem diriş oldu. Diriş oldu o zaman da. Dedi melekler اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا diyorlar buna şimdi bak. اَلَّا تَخَافُوا اَلَّا اَسْ اَنْلَا korkma. Sana korku yok böyle. Önce bunu bir şey. Korkma sakın. Korku neyle gelecek de böyle. Ölüm halinde acaba imanım kurtaracağım mı? Yerim ne olacak? Daha ne bilmek kişi kendisinde olduğunu. Öleceğini anladık. Fark etti. Öleceğini fark etti artık. O duruma geldi. Melek geliyor bunlar. Müjde geliyorlar. اَلَّا تَخَافُوا korkmasan korku yok böyle. وَلَا تَحْزَنُوا hüzün duyma. Mahzun da olma. Yani geriye kan da üzülme onu böyle. Yapamadım diye korkma. Arkada kanlar için üzülme. İleriden korkma. Ve hepsi bir cennet ve cennete müjdeler. Sen eri cennetsin. Müjdeler bunlar böylece. Melekler giriyorlar böyle. Şimdi ölüm anında dün akşam yok, salgın akşamıydı şeyde, sohbeti orada da bunu açtım orada. Ne burada kısa onu geri söyleyeyim burada kısa inşallah. Güneş'ten bir Hacı Raif vardı rahmet eylesin.
Güneş'te köyünde. Allah rahmet eylesin. 300'lerin başı kendisi yani böyle. 690'dan birisi kendisi. Onunla şöyle tanıştım kendisiyle. Bir gün çarşıya gidiyoruz. Yanımda başka biri var. Ona tanışılmışlar. Beni tanışırdı. Şimdi bu işte Güneş Hacı Rahip bu dedi böyle. Tabii Hacı Rahip çok, Hacı Hasan çok, Hacı Ali çok. O göze baktım ben. Öyle ilgilenmeden fazla. Hacı çok şimdi. Her hacı oluyor mesela bu zamanda. Kolay oluyor böyle. Sonra o gece rüyamda Mekke'de Mina var. Mina Meşidi var. Mina Meşidi'nin bahçesindeyim rüyamda. Açık net rüya görüyorum. Meşidin Mina'nın bahçesinde üst saf cemaat oturmuş yere. Üst saf. Dişe oturmuşlar. Her biri önüne bakıyorlar. Hepsi huzurla böyle ama. Huzur hepsi böyle tatlı bir halde. Tam düzgün üst saf var böyle. Çok düzgün saflar böyle. Bir ses duydum. Kimse görmüyorum. Bir ses. Ama apolyor gibi böyle gür tek bir ses. Bana şunu söyledi. Bunlar 300'ler bunlar dedi. 300'ler bunlar. Evliyalar bunlar. Görevli evliyalar bunlar böyle. Aklıma geldi o anda. Acaba bak işte varmış için tanıdım varmış için bakıyorum. Tanıdık için varmış acaba. Baktım en önde en orta bunu gördüm böyle. Ondan başım mesela işte başım kendisi böyle. Ondan başım ben en ortada onu gördüm. O da bana baktı böyle. Arkada bana baktı böyle. Gözü geldi böyle. Ben rüyamda baktım tabii ona. O da bana baktı. O kadar böyle. Biraz uyandım. Eyvah ben bunun kıymeti bilemedim. Ben bunu önemsemedim. Yani Hacı Rahip'ten önemsemem bunu böyle. Bu hem Allah dostu hem de üçlerin başıymış kendisi böyle. Onun başıymış. Şimdi sabaha zor bekliyorum ben sabaha. Zor bekliyorum ben. Sabah olsa gideyim Güneş'te köyle. Onu bir görüşeyim şimdi. Neyse sabah oldu elhamdülillah namazdan çıktım. Doğru gittim. Onun tabii araba şey yok zamanlar. Dolmuş yok zamanlar. Yani Güneş'te köyüne gittim. Evini bilmiyorum. Sordum köyde. Tabii köyde tanıyor o zaman küçük Güneşler'de. Evini gösterdiler. Evine gittim. İşte kapıyı vurdum. O açtı kapıyı bana. Şey yapmam böyle. Rüyada görmezse gelmez değil mi de bana bak. Rüyada görmezse gelmezsin de bana bak. Rüyada görmezse gelmezsin de bana böyle. Ben rüyada görüyorum. O bak uyanık bak. Gönlü uyanık böyle. Bunu böyle. İçin aldı beni. Onu tabii çok sanılır bunlar böyle. O bize geldi. Ben onlara geldim böyle. Devamlı böyle. Asiyeti falan getireyim bana böyle. Getireyim onları böyle getireyim böyle. Yani o bereketi olması dedim olsun böyle. Sonra hastalığına şimdi yani. Oradan şimdi oraya geleceğim nasıl olsa inşallah. Bir gün gittim beni ziyaretine. İki katlı odası, işlem merdivenli ahşabem. Yukarıda çıkardı beni ki odasıymış orada. Çekti perdeyi. Güneş yani beyaz perde vardı. Kan lekeleri var camda. Bunlar sabit emirde kaç tane kan lekesi var burada dedi böyle. Bunlar say bak dedi bunlara dedi. Ben de saydım böyle. Bir, iki, üç, yani tane tane sayıyorum böyle. Ders yapıyorum bunu böyle böyle. Çünkü boş değil böyle. Sayın bunları. 17. O kadar günüm kalmıştı bu şeyden böyle. O kadar benim günüm kalmıştı böyle. Dedim ne oldu hayırlı hocam dedim böyle. Dedi ki her akşam bir kuş gelin buraya böyle. Kuş gelin buraya geliyormuş böyle. Buna beraber Allah zikredilmiş kuş bununla beraber böyle. Gece kuş buna bakıp ağlıyor. Ağlıyor buna. Yani yakında öleceksin diye buna. Başını vuruyor bir kuş böyle. Cama. 17 gün kalmış bunun böyle. Sonra ben buna tabii dolaşmaya gittim, başladım gitme kendisini. Yine bir az zaten günü kalmıştı. Yine evine gittim. Bu sefer açamadı kapıyı bana. Bir kızı vardı, ilk vesile almış. Oğlu yoktu, hanımı da ölmüştü. Kız açtı kapıyı, işe aldı beni. Şöyle yatıyor bir yere, duvarın dibinde böyle. Yatıyor duvarın üzerinde. Kapıdan girdim. Tek başına tam duvarın dibinde yatıyor orada. Ben oturum bereye tabii sandalyeye. Oturum bereye. Bana bakın şunu söylemeye bak bana. Hadi. Ahmet buraya gel buraya dedi bana. Bana duvarı gösteriyor. Bak herkes burada. Bak duvar burası bana. Ahmet buraya gel. Herkes burada bak. Herkes. Kimi kaçıyor böyle. Herkes burada sen buraya gel böyle. Kızı bilmem bazı durumu böyle. Ne için baba orada duvar orası dedi böyle. Duvar mı kınadı inanmadı böyle. Eline baktım ama böyle. Allah Allah. Duvarı görmüyor ki yok onda var. Şeffaf kızlar şeffaf böyle.
Elini yokladı, baktı arkadan bu şekilde. Peki o zaman da böyle. Şimdi bak şunu söyleyeceğim bana. Hasta, ölüm hali değil ona o anda. Hasta, yalnız bırakmadı kendisini böyle. Bırakmadı böyle. Kişi mesela gurbette öyle garip öldü böyle. Eğer kazanmışsa, garip diyor böyle. Garip kim? Biz garip muhtemelen böyle, değil mi? Biz garip muhtemelen böyle. Hele hastane dönemek Allah korusun, daha tehlikeli hastane böyle. İnsan elinde gene de başlı gene böyle. Her hastane daha tehlikeli. Ama bu nasip buna anlamalı. Nasip mesela buna tam da böyle. Sonra bir de şeye geleyim inşallah. Üç gün sonra vefat idi bu. Rahmet Allah'ım rahmet inşallah. Allah kabul nur etsin inşallah. Amin. Tabii cenazeye gittik. Onun cenazeye gittik. Cenazemizi kılındı. Mezara götürdük oraya. Tam da duvara yakın olan mezarı. Hanım ölmüş 20 sene önce. Tabii köy mezarı karışık. İçeri gömüyor böyle. Kimse karışmıyor köy mezarında. Hanım yanında yere kalmış ona bak böyle. Tam yerine kalmış böyle. Damadı onu gösteriyordum söyledi. O konudu. Hoca takımına gitti. Ben tek başıma kaldım şimdi. Gitti böyle. Tek başıma kaldım. Oturun mezarın başına. Mezar şöyle. Düşün oturun mezarın başına. Dedim biraz oturayım bakayım başım mezarı böyle. Otururken bir yas okuyayım dedim. Öyle kalbime geldi onda. Yavaş yavaş yas okumaya başladım. Yas okuyorum ama hiç yanında okumadım öyle yasam böyle. Sanki başka bir alemdeyim böyle. Yerde miyim, gökte miyim? Sanki yer çekim yok. Boşlukta mıyım? Öyle tatlı ki böyle. O kadar tatlı, feyizli böyle. Yani bir ihlas okunca kadar yasını bitiriyor yani. Okuyor, kolay geliyor böyle. Yasın son sayfa ortana kadar ortana geldim. İki kuş çıktı mezarın içinden böyle. İki, bak, iki kuş çıktı mezarın içinden böyle. İki kuş böyle. Pır dedi çıkıyor. İki tane beraber an böyle. Şöyle güvercin küçük, serçenin büyük böyle. Ortası böyle. Yani başka bir kuş, iki kuş çıktı beraberce. Yanında bir ağaç vardı böyle. Önüne çıktılar, mezar içinde çıktılar. Ağaca kondu. Üç sefer. Ağaca, benim önüme ağacı üç sefer. Onun da kaldı, gitti kuşlar böyle. Ben bir böyle tabii baştan bir derken. Gitti kuşlar. Ben de tamamlayayım Yasin'i. Tamamladım ama o hal kalmadı ben içinde tabii böyle ama. O tatfiye gitti benden belli. Normal okuyorum öyle böyle. Yani tıkır tıkır okuyor. Ağız dil okuyor böyle. Taslı tuzlu tabii. O zaman bu işi çözemedim böyle. İki kuş. Tek olsun ruhu deyim onun böyle. İki tane çıktı ama. Niye az iki tane çıktı bunlar acaba böyle? Çözemedim. Bir Fatma ile vardı. Komut komutu Allah'ım edersin muhtemelen. O bunun üstünde Fatma ile bundan. O bunun üstünde Fatma ile Allah'ım edersin. Hem tanışıyordu. Götürmüş onu oraya ben de. Ona sordum dedi. Bana şunu söyledi. Ve abi kızım dedi. Kuzanım dedi. Kuzanım öyle dedi. Abi kızım dedi böyle. Bir onun ruhu biri melek dedi berbat. Biri ruh, biri melek. O da kazanmış dedi böyle. Yerini yapmış dedi böyle. Usulen bir soru soruluyor. Ama melek yanı başında zaten. Men Rabbeki, Rabbin kim diyorlar. Zaten biliyor. O Allah unutmamış, hiç unutmamış böyle. Allah zaten biliyor. Melek de yardım ediyor bu şekilde böyle dedi böyle. Sonra dedi bir anda o kadar onun mezarı dedi. Bitti onun mezarı böyle. Durmaz mezarımızda böyle. Serbest dedi bunlar böyle dedi. Ama dedi yeni öldüğü için dedi işte orada acemi daha dedi. O halde acemi. Ne yapıp bilemez oldu böyle. Böyle. Melek ona gezdir onu böyle şimdi böyle. Yakınlarına götürür, akrabasına götürür, ona götürür, buna götürür, Kabe'ye götürür. Gökler çıkar onu gezdirir bu şekilde böyle dedi böyle. Şimdi derler de biraz dişini sık. Değil mi mesela değil mi? Mesela insan dişi ağrısı çıkacak mesela derler değil mi? İşte biraz dişini sık derler. Yani biraz dayan, biraz sabret yani böyle. Derler böyle böyle. Bir dünyada bir dişini sık bir şey dünyada böyle bakma böyle. Biraz sabredebilsek dünyada böyle. Allah yolunu cezalıyor böyle. Yani dinden taviz vermeden bak. Bir adım atmadan böyle. Din benim dinim diye, Allah'ım Rabbim diye böyle. Bir tek Rabbimiz var. Böyle. Ona döneceğiz, o yaptı bize böyle. Hesaba çekirdim muhtemelen böyle. Bunu bilsek, yani dünyaya dalmasak, gafil olmasak, ölüm bir bayram muhtemelen bak. Ölüm şeyi bayram muhtemelen. Ölüm böyle ya. Ölüm böyle bak. Bak değil mi? Nedir? Herkes burada bak. Herkes burada var, herkes burada böyle böyle. Kimler, kimler yanına buna gelir böyle. Kimler, kimler yanına geliyorlar. İşte kabe girince ölüm halinde melekler de müjde veriyor melek kendisi böyle. Ölüm halinde müjde veriyorlar. Sakın korkma. Korkma Allah'ını. Ölümden korkma, canısından korkma, ilerisinden korkma. Sen kurtarırsın böyle. Mahzun olma. Geride kalanlarla böyle. Bir de
ve bileceğin de cennete sevin. Edkın tu adun, size vaad olan cennete sevin. Allah'ın size vaad ettiği cennet var ya, ona gireceksin, yani sen bu şekilde böylece. Kabre girince de böyle, melekler bunu veriyorlar, müjdeyi veriyorlar kendisine. Mahşerde böyle de ikinci sur deniyor. İkinci sur denecek böyle. İsa Aleyhisselam göre onu böyle böyle. Arşın altında. Bir ayağında bir arkada böyle. Ağzında sur böyle. Şu anda bekliyor böyle. Bir gün sordu sahabeler peygamberimize. Dedi ki, ya Resulallah, sen bak hatimine biyasın. Bu kadar büyük makamdasın. Rabbim seni hiç affettiği halde kimse gülünü görmedik. Bak bak bak. Esnaf gülüyor. Baksana. İsa'yla bakıyorum. Bir ayağında bir arkada böyle. Ağzından sur. Emir bekliyor Allah'ın böyle. Ona bakıyorum böyle böyle. İşte insan ölünce insan ölüp toprak olup kalsa çok iyi. Ben razıyım ortadan böyle. Yani cennet istemiyorum böyle. Toprak olup kalabilsem. Ama kalamıyor ki. Ruh ölmüyor ki. Ruh ölümsüz. İnsan ruh. Beden devam değişti zaten. Beden değişiyor. Yani ben direkt beden böyle. Hücre ölü, yeni hücre geliyor böyle. Böyle. 5 sene mi değişiyor beden? Tamam mı? 5 sene değişmiş böyle. 10 sene önceki başka insan için böyle. 20 sene önceki o kişi yaptığı şeyi yapmalısın böyle. O beden başka beden böyle. Beden devam değişiyor böyle böyle şey. Ne var dünyada? Biz bunun farkında değiliz ama böyle. Böyle tedirici oluyor böyle. Tedirici böyle. Hepsi böyle değişmiyorlar böyle. Değişmiyorlar. Ne olacak o ikinci yaratılışta? Yeni bir beden böyle. Yeni beden olacak böyle. Yeni beden. Neden? Dünyadaki beden cennette yaşayamaz muhtemelen böyle. Cehennemde yanamaz bu beden böyle. Dayanamaz bunlara böylece. Dünya atomları, elementlerinde yapılan beden dayanamaz bunlara böylece. Ne gerekiyor? Kıyamet kopması gerekiyor böyle. Kıyamet kopacak, alem değişecek böyle. Dünya değişecek böyle. Bütün cihanın zerresi değişecek böyle. Toprakı değişecekler. Başka mı olacak bunlara böylece? Ondan sonra o alem başlayacak şimdi. Üfürünce, ikinci sur üfürünce ne olacak? İnsana bir anda yaratacak işte, bir anda yaratacak böyle. Şimdi insan ana karnında yaratılıyor. O da bir mezar işte. O da mezar muhtemelen böyle bak. Ana karnında, o da mezar böyle böyle. Orada kişi böyle yavaş 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 yaratılıyor bu şekilde böyle. Çürüme yavaş yavaş çürüme oluyor gene böyle. Çürüme yavaş yavaş çürüme oluyor böyle. Yani çürüme de başıboş değil ama böyle bak. Yani nasıl yaratılış, ilk yaratılış işte aşama aşama belliyse böyle, yani her haftaki, yani 3. hafta, 4. 5. 6. hafta, 8. hafta böyle, hepsi bunda belliyse böyle, çürüme de böyle böyle. Ona göre böyle. Ama çürümeyen de varan bak, o da var böyle şey. Çürümeyen de var böyle şey böyle. Rahat Sahafi Hazretleri vardı mesela Medine'nin Mevleri'de. Kendisi Türk'tü böyle, İstanbul'da Erenk'e oturuyordu kendisi böyle, orada vefat etti böyle. Sonra açılınca mezarı hiç çürümemiş benim artık. Olduk şaplı benimce. Allah sahibi Hazretleri böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi inşallah bir de ayetin sonuna da okuyayım biraz inşallah nasıl bozuyor inşallah. Vakit geç olduğu için. Mela buyuruyor velekim fiha. Velekim orada vardı mela buyuruyor. Sizin için. O cennette. Ma teşeyen füsüküm. Nefsinizin ne isterse o var cennete bak. Yani insan ne istiyorsa o cennette var muhtemelen böyle. Yani insan yaratılışı oraya yaratılmış. Onu dünyasından tatbik etmiyor insan dünya böyle. İnsan hayalleri kuruyor, şunu mu yapmak istiyor? Yapabilir mi? Yapamıyor böyle. Mesela insan ne istiyor? Uçmak istiyor mu? Bakıyorsun uçuyor kuş böyle. Uçayım, uçamıyorsun ya da böyle. Mevlam buyuruyor, cennette ne istersen nefsi, ne istiyorsa onlar böyle. Ne istiyor insan? Önce ölümsüz bir yer insan. Ölüm olmasın, öyle bir olsun böyle. Var mı öyle bir yer? Var, cennetten başa başa. Tek cennette var böyle. İnsan göğe çıksın, aya çıksın, gezegenlere gitsin, ölüm yerde var böyle. Uzaya gitsin, ölüm gene var böyle. Deniz altına kalsın, ölüm içine bulunuyor gene muhtemelen böyle. Oluyor. Ne istiyor insan? Yaşlanma olmasın, yaşlanmasın insan, ihtiyarama insan bir sebebi böyle. Hep genç kalsın böyle. Zinde olsun, sağlıklı olsun, varlıklı olsun, isteyip bilsin. O ne istiyor? O da bu dünyada da mümkün değil.
yaşlanma var, her şey var bu dünyada böyle. Hastalıklar bu dünyada. İşte cennetten önce ölüm yok. Hep aynı yaşta, 30 yaşında ama. 30 yaşında böyle. Hep aynı yaşta böyle. Aradan milyarca yıl geçiyor. Aynı yaşta. Aynı boyda. Aynı kiloda böyle. Orada kilo ama yok cennette. Aynı hücre değişmeyecek hücre böyle. Aynı şeyler. Yeme içme bol. Böyle buyuracak. Kulübe şebheni yani. Bima kuntum te'amelun. Kulübe yiyin içine bakalım. Yiyin içine bundan bu şekilde. Bol 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 böyle. Çarşı pazar yok böyle. Yani market yok böyle. Efendim işte ağaç dikeyim, meyve yetiştireyim, ekeyim bir şeyim yok böyle. Her şey doğal böyle. Kim ekecek orada şeyi, meyveyi, sebzeyi, kim bakacak bunları böyle? Her şey doğal böyle. Yani zaman birim yok cennette. Hep aynı bak ışık böyle. Gün. Dün, hafta, yarın yok. Bitti onlar böyle. Unutulmaz böyle böyle şey. Hep aynı an. Hep aynı an böyle. Aynı an. Kuşluk vakti gibi. Yani tam böyle her tarafı nur. Güneş yok ama böyle. Güneş yok. Her tarafı nur böyle. Aydınlık. Aynı iklim. Hiç değişmiyor. Aynı iklim. Aynı an. Artık yarın biraz su yok mu? Geçti bunlar böyle. Aynı anda. Kimse yaşlanmıyor. Hatta ufak ölen çocuklar bile. Yani kimin ufak çocuğu ölmüşse o çocuk bile orada aynı yaşlarda kalıyor böyle. Yani çocuk sabik ölmüşse tabi o da mahşere gelecek. O hesap yok ona böylece. Onun yeri cennet olacak. Hatta şefaçlık ana babası şefaçlık olacak onlara da. Ne olacak şimdi bunlara böyle? Çocuk aynı yaşta kalıyor çocuk böyle. Aynı yaşta kalıyor mesela. 5 yaşında ölmüş, hep 5 yaşında. 5 yaşında. 7 yaşında hep 7 yaşında böyle. O yaşta böyle. Ama çocuğun derdi yok ama çocuk böyle. Akıllı ama böyle. Akıllı, bilinçli, normal şekilde. Yalnız görünüm o yaşta böyle. Öyle böyle. Efendim çocuk acaba hasta olmasın, ağaçtan düşmesin. Bakın da. Ağaç çıkar çıkmış şekilde düşmüyor ki ağaçtan böyle. Gerçek yok, gerçek yok böyle. Uçar çıkar, ağaç çıkar böyle. İşte meyve koparır. İşte bir gezer, tozar, şey yapar böylece. Aynı yaşta kalacak böyle. Aradan geçti milyarca yıl, aynı yaşta. Orada kalıyor o şekilde. Yeme içmek var ama tuvalet yok, tuvalet yok. Tuvalet yok böyle, tuvalet yok böyle. Şimdi dünyada tuvalete bir dert aslında tuvalet. Dünya tuvalet dert böyle böyle. Ye içti mesela, tuvalet böyle. Kişi giderken mesela arabayla maraba böyle otobüste oluyor. Yolda giderken bir de insan böyle. İnsan bir sıkıştırır. Eyvah nereye gideyim acaba? Hele hanımlar için böyle. Erkekler cami falan gidebiliyor böyle. Hanımlar mesela bakarlar böyle. Zavallı nereye gideyim bilemez böyle. Ama tuvalet de böylece bak. O değil mi? Bir pislik yani böyle. Nefistir pislik de böyle. Onu boşaltma gerekiyor bunlara böylece. Cennette tuvalet yok. Yemek için yok var. İnmiyor bir diye ama böyle. Boğazdan geçiyor, tam şey yapıyor. Bir hafif gaz haline geliyor böyle. Bir gaz haline geliyor. Rengi tatsız biraz böyle. Hafif bir germe gibi diyor. Çıkıyor o zaman. O kadar böyle böyle. Ama kişi o zevki yaşıyor böyle. Yani orada insan neden yiyor bunu? Yiyor gıdaya. Gıda ihtiyacı yok. Ama damak tadı için bunu yiyor böyle. Bunun için böyle. Cennette mide çalışmıyor. Başta çalışmadı bunlar böyle. Kapanır artık bunlar böyle. Ona bir tane orada böyle. Cennette hava solmak böyle. Akciğer solmuyor havayı böyle. Akciğer böyle. Şimdi dünyada hava solmak var. Durmadan mesela. Durmadan böyle. Nefes al ver, al ver, al ver, al ver, al ver. Belki otomatik helal Allah bunu bağlamış alışık elhamdülillah. Elimiz olsa bu da zaten böyle. Elimiz olsa böyle. Yani insan mecbur olsa bunu yapmaya kendisi zor böyle. Bunu böyle otomatik bağlamış. Bağlamış. İnsan uyurken de böyle, yürürken de, otururken de, düşünürken de, yemek yerken de o çalışıyor, otomatik çalışıyor böyle. Çalışıyor. O yok cennette böyle. Yani bir alıp vereyim, yok tuvalete gireyim. Sonra tıraş olayım, saç büyümüyor. Hep aynı böyle bak. Aynı böyle saç böyle. Kim berber olsun, o kuaför olsun cennette? Ne yapsın parayı? Para geçmiyor böyle böyle. Tırak büyümüyor böyle bak. Tırak kesme yok böyle böyle. Yani giysiler tam bedene göre. Eskimiyor, tozlanmıyor, kirlenmiyor. Köşkü, 70 kat köşk böyle. Döşem dayamalı. İpekleri, en üstü tarası, üzerine tubacının dalları, üzerine oturuyor, yatıyor.
akarsuları, ağaç meyveler. Bir de yakınlarıyla görüşme orada böylece. Dünyada girinceye kadar hele mahşer yerinde nefsi nefsi olacak mahşer. Nefsi nefsi mahşer. Herkes kendi derinde. Bakın ne olacak acaba halim böyle. Bu şekilde. Ancak Allah dostları onlara böyle hak verecek böyle. Şefaat hak ediyorum. Şefaat hak böyle böyle. Ne kadar kaç kişi böyle? Manevi gücüne göre böyle. Öyle evliya var, Allah dostu var. Hani bir kişi kurtarabilir an böyle. Bir kişi kurtarabilecek böyle. 10 kişi, 50 kişi, 100 kişi kurtarır böyle. Ona göre böyle. Kuvvetine göre. Ama cennete girince, o cennete girince kişi oh hocam böyle. Yani kapısına insan girince öyle cennetin görünümü manzarası böyle. Yani kokusu böyle. Çekecek kişi böyle. Akan cennet ırmakları böyle. Akıyor böyle. Nasıl akıyor böyle? Allah diye böyle. Değil mi Semre? Akar Allah diye değil mi böyle? Akar Allah diye böyle. Her bir akıyor. Allah be. Duyuyor kişi anlıyor mu böyle? Allah diye böyle. Neye var sallanıyor? Allah diye böyle. Tuğbaşı tatlı böyle. Allah, Allah, Allah diye sallanıyor bu şekilde. Öyle bir zikrullah. Yani kuşlar da var orada. Şimdi aklına geleceğine gelen kişi böylece. Millet de karşılıyor kapıda bunları. Gel bakalım Ali Hüseyin Efendi, Fatma Hanım, şu akşamın be gel bakalım. Götürüyorum makamına. Bak da şu gördüğün köşelerin böyle. Şu gördüğün bağlar, bahçeler, meyve bahçeleri, akar hepsi senin bunların böylece. Dünyanın daha büyük bir kişi böyle. Bunlar senin mülkün bu şekilde. Oraya gidecek bu şekilde. Sonra ne yapacak kişi orada şimdi böyle? Aklına gelecek, ya benim anne babam vardı, evladım vardı, kardeşim vardı, işte dayım, amcam vardı, yeğenim vardı, torunum vardı. Aklına gelecek, acaba ne oldu bakınca bunlar şimdi, bunlar bakayım şimdi. Oraya gelişim böyle. Şimdi rahat verdi şimdi böyle. Çıkışın aramaya bunları. Ama yorulmak yok. Araç yok binmeye. Uçarak böyle, hemen böyle. İstediği hızla böyle. Hızla böyle. Giderken bir tanıdığını görüyor. Aynen tanışın insanı var böyle. Aynen böyle. O aleyküm söyler, ben tanıştım, ben sarılıyorlar. Sen neresin yerin? İşte benim yerim filan yerde bu şekilde. Annemi gördün, babamı gördün mü? Ya babamla bir anne mezarda yatarak yerlendik ama sonra beni görmedim onu. Annemi gördün mü? İşte onu mahşere gördüm, ne oldu bilemiyorum böyle. İşte onu gördün, bunu gördün mü? Tabii gören söyle bu şekilde, arayacak bunlar böyle. Bulan bulacak. Bulamayan ne yapacak? Demek cehenneme gitmiş bu tarafa. Allah korusun böyle. Böyle. Yani bir de orada her nasıl yakını bulabilirse onun oradaki zevki daha başka yok. Yakını bulabilirse böyle. Annesine, babasına, evlatlarına, torununa, yakınlarına böyle, çevresine böyle, arkadaşına, dostlarına diyor Allah sevdiklerine gitti bunlar. Buldun bunları böyle. Böyle gelin bunlar bu şekilde dünyada, gelin dünyada, cennette. Bunun tadı daha başka olacak bunlar böyle böyle. Ya bulamayan mesela 5 tane benim evladı var böyle. İkisinde 3 yok. Nerede bunlar? Cehenneme gitmiş Allah bunlar böyle. İşte dedi ki az evvel dünyanın dişimi sıksa dünyada böyle. Yani biraz sıkıntıya katlansak dünyada böyle. Biraz sen namazı ertelemeden vakte kılmak namazı. Bu dinin diye namaz çünkü böyle. İman alameti budur böyle. Namazdan sıkılmadan namazı kılmak çalışmalı. Bunun için namaza girişte dünya taşımak için namaza. Dünya bırakmak lazım namazda girmeyecek böyle. Bırakmak dünya böylece. Evet, Allah uzun hem derdi. O niyetle namaza girmeye gerekiyor. Namazı yavaş kılmak gerekiyor. Böyle. Okurken yavaş böyle. Mesela İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'în. Mesela rüküde Sübhan Rabbil Azim, Sübhan Rabbil Azim, Sübhan Rabbil Azim böyle. Tane tane okumak gerekiyor. Sübhan, 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 Allah, 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 ben çabuk söylüyorum. Allah Allah. Allah uzun olsun. Namazlısın böyle böyle. İbadet bu. Allah ubudiyet kulluk bu böyle. Böyle. Yavaş yavaş söylemek gerekiyor böyle. Miraç gecesinde Miraç'a vardan Peygamber Aleyhisselatü Peygamberimiz Musa Aleyhisselam'la görüştüler orada. Musa Aleyhisselam'ın 6. semada Musa Aleyhisselam makamı ve görüştüler. Dedi ki Musa Aleyhisselam ya Muhammed dedi Peygamberimize. Allah'a sallam. Sen demişsin ki dedi böyle, ümmetimi, alimleri bir insanın peygamberi gibi demişsin böyle. Nasıl olur bu diye böyle. Yani ümmetin alim, üleması bir insanın, Musa'nın kavminin peygamberi gibi demişsin. Nasıl olur bu böyle? Bunun var mı senin bir delilin, kaynağın var mı? Neye değerlendirsen bunu bu şekilde böyle, söyledim bu şekilde.
soruyor. Peygamberimiz birini çağırayım diye. Bir ulemayı çağırayım bakayım ver diye. Kim çağırıyor? İmam Gazali çağırıyor. İmam Gazali. O zaman daha yok dünyada böyle. Ruhu var ama. Ruhu yaptı böyle. Ruhunu çağırıyor böyle. Çağırıyor. Hemen geliyor. Şimdi Musa Aleyhisselam ona sordu. İsmin ne senin? Adım Muhammed'dir böyle. Adım Muhammed. Başladı saymaya. Baba dedesin bunlara başladı saymaya böyle. Sayan başladı böyle. Böyle sayıyorum ben. Başladı. Ya yeter dur be. Ben ismini sordum. Çok uzatın sen ama sen. Ya Muhammed bu mu senin ümmetin şeyi, beni sana koyan peygamberi bu mu şey böyle uygun, onun eşliği böyle. Baksana ben ismini sordum. Uzattı gitti bu şekilde böyle. Gülüm seni. Sor bakayım ne uzattı bak. Sor bakayım böyle. Sordu Musa Aleyhisselam. Ne uzattın? Bu kadar uzattın böyle. Dedi ki şimdi İmam Gazali ruhu ver. Ya Musa, ya Kelimullah, senin Tur Dağı'ndayken eline aslan vardı. Yani DNA vardı böyle şey. Sırabim sordu. Ya Musa dedi elindeki nedir? Sen dedin ki hi asay. Yeterdi bu kadar böyle. Sahabim elinde sordu, şimdi sordu böyle. Asa. Sen başta saymaya yat. Buna şunu yap, bana bunu yap, bunu yap, bana sayma başladın böyle. Niye uzattın bu kadar lafı, uzattın bu kadar lafı böyle şekilde? Dedi ki Musa Aleyhisselam, ben Allah uzunayım ona böyle. Allah uzunayım böyle. Allah'ın hitabına mazhar olun böyle. O makama gelince, o huzurda daha fazla kalayım diye, o tatlı bir yaşayayım diye onu uzattım. Dedi ki, ya Musa dedi, yun kazır böyle. Ben de şu anda bak iki peygamber yanındayım dedi böyle. Biri Habibullah, biri Kelimullah. İki büyük peygamber dedim. Ben de burada biraz kalayım mı? Uzatın beni böyle dedi. Burada biraz kalayım dedi. Neyse? Dedi ki tamam dedi. Musa Aleyhisselam. Ya Muhammed hakkım sende böyle dedi böyle. Lillahi Teala Fatiha.